Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlemiş olduğumuz programa hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi sözü günün anlam ve önemini binaen konuşmasını yapmak üzere Profesör Doktor Mustafa Güvençer'e takdim ediyorum. Buyurun hocam. İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nin değerli aile bireyleri, değerli hocalarım, değerli çalışma arkadaşlarım, Doçent Doktor Fevzi Çakmak hocamızla bugün birlikteyiz ve bize yine yakın tarihimizle ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki önemli kilometre taşlarını kutladığımız bu günlerde yine kendisinden çok değerli bilgiler alacağız, bizimle paylaşacak. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Fevzi Çakmak hocama. Bugün 30 Ağustos, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda milli mücadelenin doruğa ulaştığı, imkansızın azim ve kararlılıkla mümkün olduğu Büyük Taarruz'un 99. yılı. Hepimiz için kutlu olsun. Ne mutlu ki bugünler sayesinde, 99 yıl önce bugünler sayesinde bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kurulabildi devamında ve bu aynı zamanda kanla, gözyaşıyla oldu. Bu azim ve kararlılık hiç kolay bir mücadele sonucu elde edilemedi. Ama bu sayede de ülke toprakları kutsal vatan haline geldi. Bu nedenle 99 yıl önce yaşanan bu büyük mücadelede canları pahasına fedakarca çarpışmış olan, kanlarını vermiş olan, gözyaşları ile yaşanmış olan bu süreci, acılarla dolu olan bu süreci bize kutsal vatan topraklarını emanet ederek bırakan tüm
gazilerimize, şehitlerimize, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şükranlarımızı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlu olmasını ve bu bağımsızlığın değerini, kıymetini bir kez daha anlamamıza vesile olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Ben artık sözü doçent doktor Fevzi Çakmak hocama bırakmak istiyorum. Buyurun hocam, söz sizde. Çok teşekkür ederim sayın rektörüm, çok kıymetli hocalarım, katılımcılar. Tabii Zafer Bayramımızın 99. yılı, rektör hocam çok güzel bir şekilde ifade etti. Bizim açımızdan tarihsel olayların bu özellikle 99. yüzyılınca çok aslında pandeminin gölgesinde geçiyor. Maalesef ki 100. yıllar. 1919'un 100. yılı 2019'da başladık. 20, 21, 22 ki önümüzdeki yıllarda Cumhuriyet'in 100. yılına doğru gidiyoruz. Tarihsel olayların bizim açımızdan şöyle bir kıymeti var. Biz neden tarihi doğru, düzgün ve gelecek kuşaklara iyi aktarmamız gerektiğini şu şekilde ifade etmek lazım ki eğer doğru tarihsel bilgileri doğru şekilde kitlelere aktarırsanız oradan tarihten aldıkları güçle insanların gelecekleri daha sağlıklı inşa edebilirler. Şimdi bizi burada dinleyen hocalarımız ve katılımcılar şunu hiçbir zaman unutmasınlar. Bugün evet 100. 99. ve 100. yıllarını kutladığımız bu zaferlerin bundan 100 yıl önce bu coğrafyada yaşayan Türkler açısından ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar büyük zorluklar içerisinde başarıldığını bir daha şöyle özetle ben size aktarmaya çalışayım. Şimdi elbette ki 99. yılındayız. Büyük taarruzun, büyük zaferin. Ama aynı zamanda bu yıl Sakarya Zaferi'nin, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı. Aslında büyük taarruzun taşları daha Sakarya'dan döşenmeye başlanmıştır. Sakarya aynı zamanda, yani şunu da altını çizelim hemen. Sakarya Savaşı Sakarya'da değil. Bugünlerde bu çok konuşuyor. Sakarya Savaşı Ankara'da, Hayvan'a ve Polatlı'da gerçekleşmiştir. Ankara yeni kurulacak devletin başkentidir. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı yerdir. Aslında Sakarya Savaşı 100 yıl önce bugünlerde Sakarya Nehri'nin doğusunda gerçekleşen bu savaşla beraber biz bir tırnak içerisinde söyleyeyim ölüm kalım savaşı vermişizdir. Şimdi neden ölüm kalım savaşı verdik? Çünkü şu hiçbir zaman unutulmasın. Biraz empati, o günün şartlarını kafamıza şöyle biraz canlandırmamız gerekirse bundan 100 yıl önce bu coğrafyada yaşayan insanlar tarih olarak aralık vereyim 1683. Yani bu bizim Osmanlı tarihinde, Türk tarihinde Viyana kuşatması, ikinci Viyana kuşatması olarak bilinir. 1683 Türklerin üç kıtaya yayılmış Osmanlı İmparatorluğu'nun son gittiği yerdir. Orada aldığı yenilgi sonrası duraklama bitecek, gerileme ve dağılma dönemi başlayacak ve 200 yılı aşkın bir süre Türklerin gerek Avrupa'dan, gerek Kafkaslardan, gerek Orta Doğu'dan, Afrika'dan geri çekilişi başlayacak. Nereye kadar geri çekileceğiz? 1921 yılında Sakarya önlerine kadar. Aynı zamanda bu yıl İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy yılı biliyorsunuz. Mehmet Akif Ersoy'un yeis talih dediği, yeis, karamsar talih, karamsar baht dediği, Mustafa Kemal Atatürk'ün makus talih dediği, yani bu 200 yıldır Batı karşısında gerileyen, yenilen, mağlup olan, sürekli küçülen, Anadolu'nun bozkırlarına kadar, Ankara ovalarına kadar dayanmış olan o geri çekilişin 100 yıl önce bugünlerde Sakarya'da durdurduğumuz tarihtir. Sakarya önemli. Aslında biz büyük taarruzda Sakarya'yı o nedenle peşi sıra anlatmak zorundayız. Neden? Çünkü Sakarya Savaşı ile beraber eğer Türkiye 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadarki süreçte
bir istiklal mücadelesini örgütlemeseydi, Mondros Mütarekesi ile beraber Anadolu'da işgal edilen ya da büyük devletler dediğimiz o günün en büyük devletleri Büyük Britanya, Fransa, İtalya, onların projelendirdiği, ismine Sevr dedikleri, işte Türkiye'nin doğusunda, Türkiye'nin batısında, güneyinde farklı farklı küçük devletçiklerden oluşan, büyük devletlerin işgal ettiği coğrafyalardan oluşan, ordusu dağılmış olan, ekonomik sıkıntıları en üst seviyede olan, tamamen parçalanmış bir coğrafyanın 1919'dan başlayarak böyle ilmik ilmik kongrelerle, genelgelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber giderek vücut bulması iradenin ve burada tabii Mustafa Kemal Atatürk'ün, başkomutanın bütün bu süreçlerde, bu çok kıymetlidir. Yani bugün bakın şu an 2-3 haftadır Afganistan'dan bahsediyoruz. Afganistan'da şöyle bir tablo ortaya çıktı. Yaklaşık 300 bin kişilik bir ordu, Afgan ordusu, yaklaşık 20 yıldır eğitilen, Batı tarafından eğitilen büyük bir ordunun 30-40 bin kişilik bir düzensiz denilebilen bir Taliban tarzı bir orduya karşı nasıl paramparça olduğunu izliyoruz ve bir milletin nasıl büyük bir felakete sürüklendiğini, can kaybının, mal kaybının, parçalanmışlığın nasıl olduğunu şu an izliyoruz. Aslında bunun benzer tablolarını biz bundan 10 yıldır çevremizdeki ülkelerde de gördük. Yani bunu biz Mısır'da gördük, Suriye'de gördük, Irak'ta gördük. Yani Türk toplumunun, Türk milletinin bundan 100 yıl önce benzer tablolarla karşı karşıya kaldığını unutmayalım. Anadolu parçalanmıştı, ortada ordu yoktu, her yer işgal edilmişti. İzmir başta olmak üzere her yerde düşman Türk toplumunu tırnakça inim inim inletiyordu. Gerçekten bunu samimi ve inanarak söylüyorum. Ama o şartlar altında bile Türk toplumu, Türk ordusu, Türk ordusunun subayları en kötü şartlarda bile bir araya gelerek çok kısa süre içerisinde kongrelerle, genelgelerle ve Büyük Millet Meclisi'ni açarak, milletine dayanarak bir ordu kurdu ve o ordu gerek Doğu cephesinde, gerek Güney cephesinde ve özellikle Batı cephesinde çok büyük başarılar kazandı. Ve bu başarıları kazanırken her daim en önemli anahtar kelime millete dayanmaktı, milli irade. Hep bu kavram kullanıldı. Bu sayededir ki Kurtuluş Savaşı bittikten sonra Cumhuriyet'e geçiş bu kadar kolay olmuştur. Çünkü bütün savaşı başlatan milli iradedir. Milli iradeyi ortaya öne çıkartan ise Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarıdır. Ve biz özellikle Batı cephesinde 1. ve 2. İnönü Muharebeleri 1921 yılının Ocak ve Mart ayı sonunda, arkasından Kütahya-Eskişehir Muharebeleri ve Sakarya Savaşı. Tabii ne kadar başarı kazanırsanız kazanın, en nihayetinde sonuçta belli sınırlılıklarınız var. Yani bu İnsan başta olmak üzere. Bakın bundan 100 yıl önce bu coğrafyada uzun savaşlar sonrası nüfus dengesi olarak son derece azalmış bir Türk toplumundan bahsediyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda cepheden cepheye koşan, Çanakkale başta olmak üzere pek çok kaybı olan bir nesilden bahsediyorsunuz. Ve o nesil 1919'da bir savaşa daha başlıyor. Yani bizim insan varlığımız bile tehlike altına girmiş durumdadır. İnsan varlığı yanında maddi olarak, silah olarak, gıda olarak son derece büyük olumsuzluklar vardır. Ama buna rağmen, bütün bu olumsuzluklara rağmen İnönü savaşları bizde muazzam bir motivasyon yapıyor. Fakat Kütahya-Eskişehir muharebeleri dediğimiz muharebeler Temmuz ayında gerçekleşir. Bunlar Yunanların, Yunan hükümetinin, Yunan ordusunun aslında topyekün Türkiye'ye saldırmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yok etmek isteğidir. Sevr'i imzalatmak isteğidir. Ankara'yı ele geçirmek ve bu bir projedir aslında bakarsanız. Yani bu proje hayali bir proje de değildir. Dedim ya, Sevr Anlaşması'na bakılabilir. Anadolu'dan Türkleri söküp atmaktır.
Yani 1071 diyoruz. 1071 Malazgirt'te Alparslan'la Türkler Anadolu'ya geldi. İşte o Türkleri yaklaşık 800-900 yıl sonra tekrar Anadolu'dan göndermenin bir projesidir. Ve bunu projeyi hayata sokmak için de Yunan ordusunu Anadolu'ya çıkarmışlardır. Ve Yunan ordusu Afyon'a kadar, Eskişehir'e kadar çok rahat bir şekilde, çünkü önündeki düzenli ordunun olmamasından dolayı rahat bir şekilde gelmiştir. Ta ki Sakarya Irmağı'nın doğusuna kadar. Ne olmuştur? 1921 yılının Ağustos ayında 5 Ağustos 1921 başkomutanlık yasası çıkar ve Mustafa Kemal Paşa o an için meclis başkanıdır. Askerlikten istifa etmişti yaklaşık 2 yıl önce. Tekrar askerlik görevine başkomutan olarak geri döner ve burada hiç unutmamamız gereken, ben derslerimde sürekli olarak öğrencilerime okumalarını tavsiye ederim. 7-8 Ağustos 1921 tarihinde yayınlanan Tekalif-i Milliye Emirleri vardır. Ya bu Tekalif-i Milliye Emirleri bir milletin nasıl topyekün kendi ordusunun arkasında saf tutabileceğinin çok somut örneğidir. 10 maddedir. Ve 10 maddenin içerisinde inanır mısınız ki izleyenler, dinleyenler bizi mutlaka hatırlayacaklardır. Çarığından çorabına kadar, nohutundan bulguruna kadar, en ufak parçasına kadar elinde neyi var neyi yoksa başkomutanın emriyle ordusuna vermiştir. 7-8 Ağustos 1921 tarihinde 2 gün. Çünkü çok fazla zaman yoktur. Yunan ordusu ilerliyordur. Sakarya'nın doğusuna Türk ordusu çekilmiş ve büyük bir savunma savaşı için bekliyordur. Ve bu Tekalif-i Milliye Emirlerinden 15 gün sonra 23 Ağustos'ta, bundan 100 yıl önce bu zamanlarda, Yunan ordusu Türk ordusuna karşı saldıracaktır. Yaklaşık olarak 180 bin kişilik bir ordudan bahsediyoruz. Ve bu orduyu Sakarya Nehri'nin doğusunda uzun bir hat, yaklaşık 180 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. Kuzeyden güneye kadar çok büyük bir hattır. O hat boyunca o Mustafa Kemal Paşa'nın, başkomutanın hattı müdafaa yoktur, sahtı müdafaa vardır. Yani hat savunması değil, alan savunması vardır. O alan bütün vatandır emriyle beraber 22 gün süren Türk tarihinin son savunma savaşıdır. Yani Viyana kapılarından başlayan o geri çekilişin son savunma savaşıdır. O savunma savaşının sonrasında 22 gün sonunda 13 Eylül 1921'de Türk ordusu yüzyıllardan sonra ilk kez çok büyük bir zafer kazanmıştır. Şartlar değiştirmiştir. Bizim tarihimizin kırılma noktalarından biridir. Çünkü artık Türkler, Türk toplumu, Türk milleti saldıracak, karşı taraf savunacaktır. Ve bakın, büyük taarruzun hazırlıkları 13 Eylül 1921'de başlar. Yani taarruzdan yaklaşık 11 ay önce. Neden 11 ay beklenmiştir? Neden? Çünkü bizim büyük taarruzun öncesinde, hani kaba tabirle söyleyeyim, bir sıkımlık barutumuz kalmıştır. Yani bir kere de Türk ordusu Yunan ordusunu bir kere de yendi, bir daha ikinci, üçüncü ya da dördüncü bir savaşı yapabilecek hiçbir imkanımız kalmamıştı. Zaten kıt kanaat Sakarya Savaşı'nı yaptık. Millete dayandık, milletten çarık çorap her şeyini aldık. Ve bu destekle Sakarya önlerinde Yunan ordusunu durdurduk. Ankara kurtuldu, Büyük Millet Meclisi kurtuldu ve artık tarih terse döndü. Artık büyük bir motivasyon, büyük bir şevk var ve hazırlıklar başlıyor. O gün 13 Eylül 21'de başkomutan seferberlik ilan ediyor. Yaklaşık 11 ay hazırlıklar yapılıyor. Ne yapılıyor 11? 11 ay boyunca bütün yol, lojistik, silah 7'den 70'e, yani A'dan Z'ye her şeyiyle Türk ordusu donatılıyor. Yaklaşık sayımız, aşağı yukarı büyük taarruzda taraflar 180-190 bine yakın Türk ordusu, 195 bine yakın Yunan ordusu vardır büyük taarruzda. Ve Yunan ordusu, tabii şunu unutmamak lazım, Yunan ordusunun
Bu bir Türk-Yunan savaşı değil. Bazıları bu savaşı basite indirgemek istiyorlar. Ya basit bir Türk-Yunan savaşı diye düşünüyorlar ama öyle bir şey değil bu. Bundan 100 yıl önce Yunan ordusunu Anadolu'ya çıkartanlar, yani Birinci Dünya Savaşı'nın galibi o büyük devletler, Yunan ordusu üzerinden Türkleri Anadolu'dan sökmenin bir projesini hayata geçirmişlerdi. Yani biz aslında Yunanlar değil, arka planda İngilizlerle, arka planda Fransız ya da İtalyanlarla, büyük devletlerle savaşıyorduk. O nedenle Yunan ordusunun kamyonu, tüfeği, topu, hemen hemen uçağı, her şeyiyle bizden kat ve kat üstündü. Hiçbir kalemde biz Yunan ordusundan ileri değildik. Sadece süvarilerimiz fazlaydı. Ama en önemli farkımız, bunun altını çizmem gerekir, en önemli farkımız komuta kadememizde. Yani Türk komuta kademesi biraz da yıkılmakta olan bir imparatorluğun nesli olduğu için, cepheden cepheye savaştıkları için, yani Mustafa Kemal Paşa, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, bunlar Birinci Dünya Savaşı'nda pek çok cephede savaşmış, Kurtuluş Savaşı'nda cephelerde savaşmış, çok derin tecrübeleri olan çok iyi kurma heyet. O kadar başarılılar ki yaptıkları, hayata koydukları bütün planlar aslında geçmiş tecrübelerinin bir yansıması ve bu kadronun, kıymetli hocalarım, hiçbir zaman unutmayın, bu kadronun yaş ortalaması 40'ın altı. Yani Mustafa Kemal Atatürk dediğimiz başkomutan Çanakkale Muharebeleri sırasında 34 yaşındadır. Yani 30'lu yaşlarındaki bir kadrodan bahsediyoruz. Ve bu kadro bütün bir milletin kaderini eline almış bir kadro. Bu yönüyle biz gerçekten büyük taarruzda iki tarafı yan yana koyduğumuzda, kıyasladığımız zaman bizim en büyük artımız bu olacak. Ve o kadronun ortaya koymuş olduğu plan tıkır tıkır işleyecektir. Peki biz büyük taarruzda neyi planladık? Biz büyük taarruzda 11 ay hazırlık yaptık. Bizim planımız, ki biz 11 ay saldırı hazırlığı, taarruz hazırlığı yaparken Yunan ordusu da 11 ay savunma hamleleri yaptı. Gerçekten Afyon cephesi, zaten iki tane, Afyon ve Kütahya dediğimiz iki yerde Yunan ordusu var. Biz Afyon'a saldıracağız. Birinci kol ordusunun olduğu yere saldırıyoruz. Şunu unutmamak lazım, orada o kadar geniş, kuvvetli tahkimatlar yapmışlar ki İngilizler, İngiliz yetkililer bölgeyi gezdiklerinde Türk ordusunun bu savunma hatlarını geçemeyeceklerini, hatta 3 ay boyunca bile geçemeyeceklerini inanmışlar. Halbuki 26 Ağustos günü, bir cumartesi sabahı başlayacaktır büyük taarruz. Cumartesi sabahı 26 Ağustos'ta Türk ordusu saldırıya geçip de Türk topçusu sabah 5.30'da toplarını ateşledikten bir gün sonra Afyon düşecektir. Bu kadar başarılı bir taarruzun altında yatan en büyük etken de gizliliktir. Yani bizim ordumuzu 14 Ağustos günü başkomutan kaydırarak, yani bu iki ordumuz var, ikinci ordu ve birinci ordu şeklinde. Birinci ordu dediğimiz yer, yani şöyle anlatayım, Afyon'un karşısındaki birinci ordu. İkinci ordudaki askerlerimizin yarıya yakınını, yani yaklaşık 30-40 bin askeri güneye kaydırıyorlar birinci orduya. Yani biz şöyle düşünün, 26 Ağustos sabahı Yunan ordusu, Afyon'daki birinci kol ordu, Yunan kol ordusunun karşısında yaklaşık 1,5 katı Türk ordusu var, askeri var. Yani bir balyoz gibi inecektir Türk ordusu, Yunan ordusu. Ve bu 14 Ağustos'tan 26 Ağustos'a gidilen süreçte hissettirilmez. Gizlilik esaslıdır. Gece hareket edilir. Düşman hissetmesin diye, oraya Türk ordusu kaydırma yapmasın diye gizlilik. Hocam, Feyzo hocam, sizin mikrofon kapandı. Benim bir ses, yani şu an yani duyabiliyorsun, bana başka ses geldi. Şu an geldi de. Hocam. Yani başka bir ses geliyor. Gitti. Gizlilik çok esas tutulmuştur hocalarım. Çünkü burada önemli olan eşit ve sizden kat ve kat üstün olan bir orduyu top yekün yeneceksiniz.
Bakın büyük taarruz başladıktan 20 gün sonra 190 bin kişilik bir orduyu tamamen Anadolu'dan atıyorsunuz. Yani bu çok büyük bir zaferdir aslında. Yani biz sadece Türk tarihi açısından bakmayın, dünya askeri tarihinde büyük taarruz ve Sakarya Meydan Muharebeleri ayrıntılı anlatılır. Çünkü oralarda işlenen taktikler o günün şartlarında ilk kez denenen taktiklerdir. O bakımdan çok büyük bir zekadır, büyük bir kurmaylık aklıdır. Ve biz 26 Ağustos'ta gizlilik esasında, gizlilik usulüyle saldırdığınızda milletvekillerimizin bile haberi yoktur. Hatta Mustafa Kemal Paşa cepheye geldiğinde gazetelerde Ankara'da olacağı, hatta mecliste bir çay partisi vereceği gibi haberler yayınlanır ki o esnada Mustafa Kemal Paşa Akşehir'de ordu karargahındadır. Herkesten gizli tutulmuştur. Bir cumartesi sabahı olması da bir tesadüf değildir. Hafta sonuna denk getirilmiştir. Ve buradaki strateji Yunan ordusunun, düşmanın hiç beklemediği bir anda ona saldırıp onu şaşırtmak ve bu şaşkınlık içerisinde saldırıp onu darmadağın edip geri çekilmesini sağlamak. Ve bu gerçekten başarıya ulaşıyor. 26 Ağustos sabahı Türk ordusunun saldırmasıyla beraber zaten bir gün sonra Afyon düşüyor. Afyon düştükten sonra biz artık Yunan ordusunun o hiç beklenmeden, Türk ordusunun hiç beklemediği saldırıyla beraber Yunan ordusunun çok hızlı bir şekilde dağılmaya başladığını göreceğiz. Yani gerek kuzeydeki birlikleri, 3. kol ordusu, gerekse 1. kol ordusu, 2. kol ordusu, 3 tane kol ordusu var. Hızlı bir şekilde dağılıyorlar. Geri çekilmeye başlıyorlar. Burada bir ismi İzmirli, tabii ki İzmir'de yaşıyoruz. Bir ismin hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Fahrettin Altay. Fahrettin Altay büyük taarruz sırasında süvari kol ordusu komutanıdır. Peki süvarilerimiz ne yapmıştı? Süvarilerimiz geri çekilen Yunan ordusunun arkasını dolanarak onları sıkıştırmış, çembere almışlardır. O nedenle Fahrettin Altay çok önemli bir isimdir. Onun başında bulunduğu süvarilerimizin de çembere almasıyla beraber Dumlupınar'da 30 Ağustos'ta öğleden sonra akşam saatlerinde başlar başkomutanlık meydan muharebesi ve yaklaşık 3 saatlik bir meydan muharebesinin ardından Yunan ordusunun son düzenli birlikleri de orada yenilir. Ordu, Yunan ordusu tamamen dağılmıştır. Tamamen dağılmıştır ve kaçan Uşak, Manisa, İzmir hattında kaçan Yunan ordusuyla beraber Bursa, Balıkesir, Bandırma üzerinden kaçan iki ayrı güzergahtan geri çekilen bir Yunan ordusu vardır. Ve tabii artık bunu nasıl ifade etmek gerekir? Yani o hani yüzyılların vermiş olduğu bir beklenti, özlem, zafer özlemi. Artık Türk ordusunda, Türk askerinde öyle bir noktaya gelmiş ki düşünebiliyor musunuz? Yani 26 Ağustos Afyon, 27 Ağustos Afyon düşüyor. 1 Eylül'de Mustafa Kemal Paşa Dumlupınar'da diyor ki başkomutan, ordular ilk hedefiniz Akdeniz diyor. 1 Eylül'de 8 gün sonra 9 Eylül'de İzmir'de Türk ordusu. Yani o kadar büyük bir şevkle, o kadar büyük bir özlemle, o zafere duyulan, yüzyıllardır özlenen o zafere duyulan şevkle, bütün o yorgunluğa rağmen silahla, mühimmatla beraber düşman kovalamaya başlıyorlar ve 9 Eylül İzmir kurtuluşu, 8 Eylül Manisa, 6 Eylül Balıkesir, 11 Eylül Bursa ve 18 Eylül 1922 tarihiyle itibariyle Batı Anadolu'da tek bir Yunan askeri kalmıyor. Yalnız şunun altını çizelim. 180-190 bin kişilik orduyu bütün Batı Anadolu'dan temizliyorsunuz. Fakat Trakya'da işgal altında. Şimdi Mustafa Kemal Paşa 9 Eylül'de İzmir kurtulur. 10 Eylül'de İzmir'e gelir. Bir gün sonra gelir. Çok büyük kutlamalarla karşılanır. Tabii 9 Eylül'de Şerafettin İzmir, Şerafettin, Yüzbaşı Şerafettin hükümet konağına Türk bayrağını çeker. Bir gün sonra başkomutan gelir. Karargah İzmir'e kurulur. Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa İzmir'dedirler. Ve Türk ordusunun Trakya'ya gitmesi, hareket etmesi emri verilir başkomutan tarafından. Tabii Trakya demek boğazların geçitmesi demek. Tabii boğazlar demek o gün için İngilizlerin işgali altındadır Türk boğazları. İngilizlerle savaş demek. Ama şu da bir gerçek, biz İngilizlerle de savaşı göze aldık.
Hatta İngiliz Yüksek Komiseri vardır. İngiliz temsilcisi İstanbul'dadır. Mustafa Kemal'e başkomutana, İzmir'deki başkomutana mesaj gönderir. Der ki İngilizlerle savaşı göze alıyor musunuz diye. Başkomutan bunu çok nazik bir şekilde Trakya'yı kurtarmak üzere her şeyi göze aldıklarını ifade eder ve yaklaşık bir 3-4 gün Eylül ayı sonlarında sinir harbi yaşanır. Yani karşılıklı böyle bir duello diyebileceğiniz kimse ödün vermek istemez. Ne İngiliz tarafı ne Türk tarafı. Fakat nihayetinde Türk tarafının istekleri kabul edilecektir. O da nedir ki? Trakya'nın boşaltılması. Ve 1922 yılının Ekim ayında Mudanya'da görüşme, ateşkes görüşmeleri başlar. Bu ateşkes görüşmelerinde her zaman şunu ifade edeyim. Bu ateşkes görüşmelerinde bunu bir dakika hemen söyleyeyim. Batı cephesi komutanı İsmet İnönü'dür. Türk tarafını temsil eden İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilciler katılır ateşkes görüşmene. Yunan heyeti gelmez. Onlar Mudanya açıklarında bir gemide beklerler. Neden Türk-Yunan savaşı olmadığının çok somut bir örneğidir ateşkeste. Bakın masaya oturduklarımız İngiliz, Fransız, İtalyanlardır. İsmet İnönü Mudanya'da gelenleri karşılar. Mudanya'daki mütareke binasının önünde. Yalnız kendisini Feyzo hocamızın görüntüsü sanırım dondu. Tekrar bağlanacak sanırım hocam. Evet Feyzo hocamızın görüntüsü sesi dondu. Hocam sesim Hocam bir yaklaşık bir 3-4 dakika ses ve görüntü dondu. Ses gelmedi, görüntünüz hocam, dondu. Hocam telefonum fazla ısındığı için kendini İsmet kapattı. İsmet İnönü Paşa'nın Evet hocam. Onu söyleyeyim, onu mutlaka söylemem lazım. O daha heyecanlandı. Ya şöyle, o heyeti karşılar. Karşılarında tekrar söylüyorum, İngiliz, İtalyan ve Fransız temsilcileri vardır ve bunlar Birinci Dünya Savaşı'nın galibidirler. Mudanya Mütareke Binası'nın önünde kendisidir. Askeri kıyafetlidir. Kendisini şu şekilde tanıtır. Ben der, Batı cephesi, Türk ordularının Batı cephesi, pardon, Muzaffer Türk ordularının, bunun altını özellikle çizer, Muzaffer Türk ordularının Batı cephesi komutanı İsmet. Kimlerle müşerref oluyorum der. Bu benim konuşmamın en başında bahsettiğim o yüzyıllardır zafer kazanamayan, Batı karşısında sürekli masaya oturtulan, sürekli toprak kaybeden bir milletin aslında oradaki bir tezahürüdür. Ve orada aslında İsmet Paşa hepsinin kim olduğunu biliyordur ama onu özellikle vurgular ve devam eder. Binanın içine girerler, odaya geçerler, mütareke odasına. Ve oradan sonra İsmet Paşa o üç kişi, üç devlete, üç büyük devletin temsilcisine sandalyelerini göstererek sizler şu şekilde oturacaksınız, siz şu şekilde, siz de şu şekilde oturacaksınız der. Yani orada kendisinin zafer kazanan Türk ordusunun temsilcisi olduğunu ve bu masanın tamamen hakiminin kendisi olduğunu oradaki bütün o katılımcılara, üç büyük devlete gösterir. Peki Mudanya Mütarekesi'nin sonrasında ne oldu? Biz bütün Trakya'yı, Meriç Nehri'ne kadar bütün Trakya'yı silah sıkmadan aldık. Yani bu aslında nasıl
Yani derler yani zafer kazandı her zaman haklıdır. Güçlü olan her zaman haklı. Evet biz zafer kazandık. Büyük taarruzda çok büyük bir zafer kazandık. Ve bu zaferi Mudanya mütarekesiyle ön hazırlığını yaptık ama asıl Lozan. Lozan'la giderken Türkiye, Türk ordusu zafer kazanmış, büyük taarruzu kazanmış. Doğuda, güneyde ve batı cephesinde kazandığı zaferlerle aşağı yukarı sınırlarını çizmiş bir devlet olarak masaya oturacaktır. Ve bu psikolojimizle, bu galibiyet kazanmış olduğumuz bu arzumuzla beraber Lozan'da da 6 ay süren, aralıklı olarak 3 ay 3 ay şeklinde 6 ay süren bir müzakereden sonra 1923-24 Temmuz'da Lozan imzalanmasıyla beraber artık yeni Türk Devleti Anadolu'da kurulacak yeni Türk Devleti'nin temelleri atılmıştır. Son olarak şunu da söylemek isterim ben. Evet 1071 Malazgirt Zaferimizin 950. yılı etkinliklerle kutlanıyor. Çok güzel Sultan Alparslan Türklere Anadolu'yu yurt eden büyük bir zafer. Ama ondan yüzyıllar sonra 1919-1918'de şunu unutmayalım. Anadolu işgal edilmişti. Doğusu, güneyi, batıyı her yeri işgal edilmişti. Eğer Türkiye bir bağımsızlık savaşı, bir Sakarya, bir büyük taarruz savaşını gerçekleştirmeseydi bugün Anadolu'da bir Türk varlığı olur muydu? O tartışılır. Yani bize Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu Malazgirt'le Anadolu Türkler açılmıştır ama Anadolu'nun kadim bir Türk yurdu olduğunu bütün dünyaya duyuran da önce Sakarya sonra da Büyük Taarruz'dur. Ve Büyük Taarruz'u burada isimlerini zikretmediğim bir sürü isimden burada bahsetmek gerekir. Yani Mustafa Başkomutan Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere Atatürk başta olmak üzere Batı Cephesi Komutanımız İsmet İnönü, Genelkurmay Başkanımız Fevzi Çakmak, ondan sonra 1. Ordu Komutanımız Nurettin Konyar Paşa, süvari kol ordumuzun başında Fahrettin Altay, bu zaferde emeği geçen bütün ecdadımızın ruhları şad olsun. Gerçekten çok büyük bir zafer. O nedenle o zaferler sayesinde biz bugün bölgemizde güçlü, irayetli, dirayetli bir ülkeyiz. Bu zaferler sayesindedir ki dünya bize saygı duyuyor. Yoksa normalde Orta Doğu'daki ya da çevremizdeki ülkelerdeki bu kadar istikrarsızlığın ortasında Türkiye'nin bu kadar güçlü kudretli olmasının en büyük etkenlerinden biridir bu zaferler. O nedenle bu zaferleri biz böyle anlamlı günlerde bu vesileyle ben tekrar teşekkür ediyorum. Bu şekilde anlattıkça güç ve kudret irade bulacağımızı düşünüyorum. Hele bakın demin de ifade ettim yani şu an Afganistan örneğini görüyoruz. Bir milletin nasıl perişan edildiğini. Büyük devletler, aktörler aynı. Farklı değil. Yani İngiltere, Amerika aynı aktörlerden bahsediyoruz. Bundan 100 yıl önce burada da aynı aktörler vardı. Biz bir orduya dayanarak, millete dayanarak bir bütün halinde bu savaşı başardık. Ve büyük bir devlet kurduk. Gerçekten güçlü, kudretli bir devletimiz var. Bunu bize kazandırıların ruhları şad olsun. Ve tekrar milletimizin, katılımcıların Zafer Bayramı'nı tekrar canı gününden kutluyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Güzel sunumunuz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben ayrıca ben teşekkür ediyorum Sayın Rektörüme, Füsun Hocama. Ben çok mutluluk duyuyorum. Tınaztepe Üniversitesi ile kardeş kurum olarak bu şekilde bu anlamlı günlerde farklı farklı tarihin farklı farklı konularına bana anlatma fırsatı sunuyorsunuz. Ben bundan da çok mutluyum. Ne kadar çok kişiyle paylaşırsak dediğim gibi tarih doğru, düzgün ve gerçeklere dayalı olarak aktardığımız sürece kıymetli. Onlardan şevk almak için ben nacizane dilim döndüğünce katkı sunmak istedim. Tekrar teşekkür ediyorum hocalarım size. Fevzi hocam, rektör hocam da en son sözü alacaktır. Öncesinde ben de çok teşekkür ediyorum kurumumuz adına, üniversitemiz adına. Her zaman bizle berabersiniz. Tekrar ediyorum, bizim henüz İnşallah olacak bir bilim dalımız yok, bir bölümümüz yok ama ne zaman destek istesek her zaman hiç kırmıyorsunuz bizi. Çok teşekkür ederiz. Sizi her dinlediğimde de ürperiyorum. Muzaffer Türk gençlerine size bunu hitap etmiş oldunuz bugün. Böyle dalga şeklinde bir çok güzel bir şekilde sunmuş oluyoruz. Tarihimizi doğru bir şekilde gençlerimize iletmiş oluyoruz tekrar. Ağzınıza sağlık değerli hocam.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Rektör Hocam hocam, sesiniz kapalı. sesiniz. Evet, açtım. Ben başlangıçta belirttiğim gibi bugün yine çok anlamlı, çok değerli bir gün vesilesiyle, 30 Ağustos Zafer Bayramımız vesilesiyle yakın tarihimizde bugün arasındaki bağları kurarak anlam ve değerini daha da güçlü hissettirdiniz. Her zaman birlikte olmaktan mutlu oluyoruz. Bugün için çok teşekkürler. Umarım önümüzdeki günlerde yüz yüze birlikte olabileceğimiz etkinliklerde de oluruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara da teşekkürler. Sizin hocam sağ olun hazırlıklar için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam. Her zaman katkı sunmak isterim. Çok sağ olun. İyi günler. Hocam, rektör hocamızın size aynı zamanda iletmek istediği bir de teşekkür belgesi söz konusu. Ben de bunu bu vasıtayla sizlere online olarak iletmiş olayım. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Tüm katılımcılara teşekkür zafer bayramı istiyorum. Saygılar sunuyorum hocalarım, rektörüm. Çok sağ olun. Çok sağ. Çok teşekkürler, sağ olun.